Üsküdar TV'den herkese merhaba. Bugün yakın zamanda yıkımı gerçekleştirilecek Üsküdar Belediye Çarşısı'nın önündeyiz. Esnaf halka yıkım kararı ile ilgili düşüncelerini soracağız. Belediye binası yakında buradan taşınacak ve buradaki ve belediye binası yıkılacak. Konuyla ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyim? Vallahi şimdi birkaç defa bize tebligat geldi buraya yıkılması için. Ya ben gerçekten mantığımı soruyorsanız bence de yıkılması daha doğru. Çünkü bina bayağı eski. İşte Üsküdar'da çok fazla çarpık yapılaşma var. Yani bunların düzelmesi için benim şahsi fikrim. Ama esnafın tabii mağduriyeti bir şekilde giderilirse iyi olur. Artık belediye bir alan bulur veya bir yapar, o tabii ki çok daha güzel olur. Ama öyle bir şey olmadığını söylüyorlar. Yani Üsküdar Belediyesi'nden o yönde olumlu ben hiçbir şey duymadım. Bundan sonra kendimize bir yer bulmaya çalışıyoruz. Gerçi bir yer bulduk şu an ama tabii bizim yeri bulmamız önemli değil. Daha çok belediyenin burada esnafı mağdur etmesi. Yani daha önceki belediyeler hep yer verirdi. Biz bunlara çıktık, defalarca görüştük ama bir yer vermediler. Yani bizim böyle bir mecburiyetimiz yok dediler bize. Yani biz Hilmi Bey'e de toplantıda söyledik. Başkan yardımcılarına da söyledik ama hiç kimse sağ olsun o konuyla ilgilenmedi. Sadece kendilerine yer yaptılar. Yeni hükümet konağının orada. Dükkan yapacağız dediler önce. Onu da yapmadılar. Sonra burayı yıkmak için 6 ay kira almayacağız sizden dediler. İşte son 6 ay almayacağız dediler. Şimdi 6 aylığı da yükledik diyorlar. Yani çıkana kadar kira alacağız diyorlar. Belki hani jest yapacağım demiş Hilmi Bey. Herhalde bir aylık bir jest yapacak. O da aslında onu da alsın, bence hiç gerek yok yani. 12 senedir buradasınız ama belediye kendi binasını ve buradaki binaları yıkıyor. Bundan sonrasının için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Valla şu anda düşündüğümüz bir şey yok. Belediyenin verdiği bir yerde yok. Allah yolumuza ne çıkarırsa oraya gideceğiz. Peki devam edebilecek misiniz tekrardan? Üsküdar'da kendinize bir yer bulabilecek misiniz? Vallahi bilmiyorum, eğer bulursam tabii ki devam edeceğim. Devam etmek zorundayım. Çünkü bakmak zorunda olduğum bir ailem var, beyim yok. Okula giden kızım var. Onların geçimini sağlamak zorundayım. Allah çıkarsa inşallah karşıma bir yer, devam edeceğim. Daha önceki belediye başkanları döneminde de biz bir iki yıkım gördük. Hepsi bize bir yay gösterdi. En azından mağduriyetimizi giderdiler. Şimdi Sayın Başkanım bekledik ki bize bir yer gösterecek diye. Fakat bir yerim olmadığını, size yer gösteremeyeceğimi, başınızın çaresine bakın diye söylüyor bize. Biz onun için tabii ki öncelikle yer bakmadık. Üsküdar'da zaten pek bir yer kalmıyor. Burada 200 tane dükkan yıkılıyor göbeği Üsküdar'ın. Bekliyoruz. Yıkımdan sonra belki çevrede bir dükkan tutarız. Ben 25 senedir burada esnafım. Yani 25 senedir belediyenin kiracısıyım burada. Daha önce 2 yıkım gördük biz. 2 yıkımda da bizi mağdur etmediler. Hep bize bir yer gösterdiler yani. Ufak da olsa biz de amenna dedik. Yeri aldık. Orada devam ettik. Fakat şimdi başkan öyle takdir etmiş. Bizde diyecek bir şeyimiz yok. Sonuçta mal sahibi o. Hüküm veren o. Buradaki dükkanlar tabii ki yıkılacak. Yıkılacak. Belediye kendi yaptırdığı yerine taşınacak ve esnaf mağdur durumda. Yani burada 100 tane, 110 tane dükkan var. Bunlar yani mağdur duruma düşecek. Daha önce bu esnaflara, yani buradaki dükkan sahiplerine bir yer ayarlamaları gerekirdi. Yani göstermeleri gerekirdi ve esnaf mağdur duruma düşmemesi için bunu yapması gerekirdi ama maalesef hiçbir şey yapılmadı.